Selam. Sen de kimsin? Pardon. Puf. Selam. Merhaba. Yepyeni bir masalımız var. Yepyeni. Eğer hazırsanız başlayalım. Bir saniye portakal. Acaba söylememiz gereken bir şey mi var? Evet. Masallarla, eğlenceli videolarla dolu kanalımıza abone olmayı, bize like atmayı unutmayın. Evet. Bize abone olmayı unutmayın sakın. O zaman masal başlıyor. Masalımızın adı Sulu Boya Fırçası Nerede? Bir varmış. Ah, geciktim, affedersin. Önemli değil küçük kız, şimdi başlamıştık. Oh, kurbağayla saklambaç oynuyorduk. Dağılmışım da. Pekala, geldiğine göre masalımıza devam edebiliriz. Hangi masaldı acaba? Sulu Boya Fırçası Nerede? Hii, ne oldu küçük kız? Neredeymiş ki fırça? Masalımızın ismi o. Ha, bir an çok korktum da. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ama çok uzak bir köyde küçük bir kız yaşarmış. Yoksa o kız ben miymişmişim? Tabii, olabilir. Bu küçük kız resim yapmayı çok seviyormuş. Bir gün malzemelerini almış ve bol çiçekli, bol yeşillikli, bol kelebekli ormana doğru yol almış. Ya çok güzel. Evet. Ormanda dolaşırken birdenbire durmuş, resim malzemelerini ve sehpasını çıkarmış. Evet. Sanırım resim yapacak. Evet. Çevresinde gördüğü çiçekleri, ağaçları, kelebeklerin resmini çizmiş. Çok güzel şeyler çizecek şimdi. Evet. Ve çizimi bittikten sonra sıra gelmiş. Boya! Sulu boyasının kapağını açmış. Su matarasından bardağına su koymuş. Ve sulu boya fırçasını bulamamış. Aa! Neredeymiş? O da bilmiyormuş nerede olduğunu. Bir daha bakmış ama görememiş. Ama fırçası olmadan resmini boyayamaz ki. Evet, tam umutsuzluğa kapılacakken bir anda bir palyaço çıkıvermiş. Yoksa ormanın sevimli palyaçosu mu? Evet. Ormanda yaşayan kayıp eşya ağacının sorumlusu olan palyaço. Wow, çok havalı. Ve küçük kız palyaçoyla konuşmaya başlamış. Merhaba palyaço. Ben de tam size gelecektim. Vay! Ya. Yerimi bulamıyorum. Dur. Neden? Yok tabii, yanımı kaybettin. Evet, maalesef. Sulu boya fırçamı çantama koyduğumu zannediyordum. Ama bir türlü bulamıyorum. Nerede olabileceği hakkında bir fikrim var küçük kız. Öyle mi? Çok sevindim. Nerede peki? Harika ressamlar diyarında küçük kız. Oo, hadi gidelim. Demiş küçük kız ve palyaço onu harika ressamlar diyarına götürmüş. Ne kadar güzel bir yer burası böyle. O yüzden harikalar diyarı demişler ya. Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi resminin önünden geçmişler. Aa, kaplumbağa mı bunlar? Evet, tospa. Van Gogh'un Ay Çiçekleri tablosuna uzun bakmışlar. Renklerini incelemişler. Çiçekler ne kadar da sarı böyle. Çünkü Van Gogh sarı rengini çok severmiş. Ben mavi severim. Bak şapkama. Bu diyarda bütün ünlü ressamların resimleri varmış. Uzun dolaşmışlar, resimleri incelemişler ve palyaço küçük kıza şöyle demiş. Hey küçük kız. Efendim? Aradığın sulu boya fırçası bir sonraki resme bakıyor. Ya hemen gidelim. Artık onu bulduğuna göre ben gidebilirim. Kendine iyi bak. Küçük kız. Demiş palyaço ve pof diye gidivermiş. Bakın pof. Gidiyorum bak. Gideyim mi? Tamam palyaço, artık gidebilirsin. Küçük kız resme dikkatle bakan sulu boya fırçasının yanına koşmuş ve... Ah, nihayet buldum seni. Keşke haber verseydin. Affedersin küçük kız. Resimlerin güzelliğine o kadar dalmışım ki vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Dedikten sonra küçük kızla beraber geri dönmüşler. Harika bir manzara resmi yapmışlar. Gün gece olmuş, bütün canlılar uyumuş. Rüyaları rengarenk resimlerle dolmuş. Bitti mi? Evet. Biz bir şey anlatmayacağız mı? Hayır. İyi. Ne diyoruz ki burada? O zaman... Efendim Arya? Masallar nasıl? Bence güzel. Sence? İyi. O zaman... Şimdi çocuklar, abone olmayı unutmayın. Portakallı Masallar çok komik. Evet, çok komik. O zaman...